Değerli konuklarımız. Ses. Değerli konuklarımız, ikinci oturumumuz başlamak üzere. Lütfen yerlerinizi alabilirseniz çok seviniriz. Değerli konuklarımız, ikinci oturumumuzun konusu kuşaklar iletişiyor. Konuğumuz Profesör Doktor Aylin Göztaş'ı kürsüye davet ederken kısa özgeçmişini arz etmek isterim. Profesör Doktor Aylin Göztaş, İzmir Amerikan Lisesi'ni takiben Ege Üniversitesi'nden mezun oldu. Kriz yönetimi konulu teziyle yüksek lisans, toplam kalite yönetimi ve insan kaynağı konulu teziyle doktora derecesi aldı. Yüksek lisans çalışmalarında ABD Einborn University Montgomery'de araştırmalarda bulundu. Sırasıyla Çimentaş ve Stel, Aba Group International, Glenn ve Güç Birliği şirketlerinde halkla ilişkiler, pazarlama, insan kaynakları alanında yönetsel görevlerde bulundu. 2000 yılında alan doçenti, 2006 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası birçok çalıştay ve dergide editörlük ve hakemlik görevleri yürütmektedir. Halen Ege Üniversitesi Rektörlüğü Topluma Hizmet Koordinatörü olarak görev yapan Profesör Doktor Aylin Göztaş, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Anabilim Dalı Başkanıdır. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Kahve iyi geldi mi? Valla doğal iletişimci dolu Evrim Hanım, nasıl bir şey öyle sahneye çıktı, aldı götürdü. Ondan sonra Denizbank'ta çok keyifli bir sunum dinledik. Hemen arkasından sevgili Ezgi'yi gördük. Ezgi parlayan bir yıldız. İleride herhalde biz de değil mi onu dinliyor olacağız bu sahnelerden besbelli. Bana verilen konu arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili meslektaşlar, kuşaklar iletişiyor. Yani acaba bu kuşaklar kim? Biraz ona bakacağız. Biraz çerçeve bir konu açıkçası benimki. Bundan evvel Denizbank'la ilgili sunumu dinlediğinizde veya bundan sonraki oturumları dinlediğinizde bu çerçevenin biraz aklınızda kalması, sunumları, kullanılan İK tekniklerini, İK uygulamalarını, ne nasıl düşünülmüş, ne stratejiler, hangi kuşaklara göre niye organize edilmiş, belki de bu çerçeve sunumun içinde bulabileceksiniz, yerleştirebileceksiniz. Evet, ben size şöyle yapacağım herhalde. Benimki, okey, çok güzel, benimki de yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz aslında, sevgili Evrim Hanım söyledi, şu saatte başlar, şu tarihte biter filan gibi belli klasifikasyonlar yapılmış, belli sınıflandırmalar yapılmış. Ama her düşünür farklı bakış açıları, yani daha doğrusu farklı zaman çizgileri içerisine kuşakları yerleştirmiş, ancak bunlar birbirine yakın. Şimdi şöyle bir bakabiliriz. Mesela sessiz kuşak 1900-1945. Bu kuşakta anneanneniz, dedeniz olabilir, babaanneniz, dedeniz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Genelde sessiz bir kuşak. Kuşakları arkadaşlar belirleyen şeyler sosyolojik unsurlar, teknolojik unsurlar, coğrafi koşullar, hangi ülkeye doğduğunuz, hangi ülkenin hangi coğrafyasına doğduğunuz, hangi aileye doğduğunuz, kimler tarafından idare edildiğiniz, hangi siyasete, hangi konjonktüre konu olduğunuz, aynı bu zaman çizgileri kadar hangi kuşakta olduğunuzu da belirliyor. Yani aslında burada neye muhatap olmaktan hoşnut olduğunuz, neye muhatap olmaktan hoşnut olmadığınız, ne şekilde verimli davranacağınız da yönetim bilimcilerin konusu olarak tabii kuşak çalışmalarına, özellikle de işletmenin İK gibi çok önemli bir fonksiyonu için ihtiyaç duyuluyor. Şöyle bir bakalım, bebek patlaması, baby boomers 46-64 demiş bir düşünür. X demiş 65-79, ben X'im, tam aralarda bir yerde yer alıyorum. Neslimiz tükenmek üzere değil. Evet. Bizden sonra Y, bir görüş demiş ki 80-94, araya milenyum kuşağını sıkıştırmış M diye 95-2003 ve Z demiş. Ama bunların açıkçası bu kadar detaylarını bilmenin ya da konuşmanın çok bir anlamı yok bence. Önemli olan nerede neler olmuş ve o kırılmalarla nasıl iletişim kurabiliriz, nasıl kendimizi aktarabiliriz? Benden bir evvelki konuşmacımız ilk başta profil, imaj, kimliğe oturttu. Evet, tam da iletişim bunu yapıyor zaten. İletişim, halkla ilişkiler.
Tamamen kurum kimliğinizi, kişisel olabilir, kurumsal olabilir, ülkesel olabilir. Kimliğinizi, kimliğinize uygun imajınızı, imajınıza uygun profil algınızı oluşturuyor. İşte burada da insanla çalışıyorsunuz ve o insanın hangi kuşaktan, yani hangi sosyolojik, siyasal, kültürel ve teknolojik arka fondan geldiği sizin kuracağınız iletişim çalışmalarını çok etkiliyor. Şöyle bir bakalım mı? Bir piramidimiz var. Sessiz kuşak çok azalmış. Baby boomerlar fena değil. X kuşağı, Y kuşağı görüyorsunuz ekranda sizde. Z kuşağı. Evet, biz çok genç bir ülkeyiz. Ve dünyada biliyorsunuz yaşlanmak ve yaşlı nüfus özellikle gelişmiş ülkelerde çok büyük bir problem. Ve fakat 2030 öngörülerine göre biz de yaşlanmaya başlayacağız. Çünkü Y kuşağı, hani yine Evrim Hanım dedi ya, son 3-5 yıl kalan doğurmak iyi düşünenler bir düşünsünler. Bence de düşünsünler. Beni de kimse göndermedi. Ama yeni gelen nesil kendi değer yargıları ve dünya görüşüyle çocuksuzlaşma veya az çocuklanma eğiliminde olabilir üzerine kaygılar var. 2030 ve akabindeki dünya raporlarında. Bunu da küçük bir not olarak, gerçekten bir ülkenin yaşlanması çok büyük bir sorun. Çünkü sermaye ve entelektüel birikiminiz üzerine kurulan bütün dünyanızı bir başka ülkenin kuşaklarına yönettirmek zorunda kalacağız. Yaşlandıkça, çekildikçe sahneden. Şimdi şöyle bir bakalım mı arkadaşlar? Evet, sessiz kuşağa bir baktığınızda savaş, ekonomik krizler ve yokluk dönemi. Dolayısıyla İK politikaları, hani şu zat yönetimiyle başlayan, personel yönetimiyle giden, çalışmak yaşamaktır ve iş yerine adanmışlık var. Çünkü bir ekmek telaşı var arkadaşlar. Devlet memuru olma telaşı var. Dedelerimiz bize, annelerimiz der değil mi? Aman çocuğum, bir memuriyet çok iyi, risk almak çok tehlikeli. Otoriteye bağlı, dolayısıyla politikalarımızda daha çok otoriteye bağlı ve otoriteye medyun ve çok daha kolay idare edilebilir. Dönemin yönetim modellerine baktığınızda da zaten mekanik modelleri daha çok görüyorsunuz. Kaygılı bir kuşak, risklerden kaçınıyor, devamlılık gösteriyor ve takdir edilmekten hoşlanıyor. Baby boomers'a bakıyoruz, soğuk savaşın kuşağı bu. Küreselleşme ve aşırı rekabetle büyümüşler. Yoğun bir üretim dönemi, İkinci Dünya Savaşı'nın silah endüstrilerinin ve sanayi hamlelerinin üretim endüstrilerine döndüğü ve tüketmenin para politikalarıyla ve kağıt paralarla, yani kredi kartlarıyla, senetlerle, çeklerle çok daha kolay cebimizde olmayan parayı da harcamaya başladığımız ve bu tip icatlarında olduğu finans piyasalarında bir dönem. Otoriteye sadıklar, kurallılar, sabırlılar, aralarından liderler çıkıyor ve çalışkanlar. Takdir edilmeyi çok seviyorlar. Devamlılık fikri, yani aman bir işim olsun devam edeyim, gerisi de çok önemli değil fikri, kariyer odaklı olmaya doğru geçmeye başlamış. Çünkü dönemin gerekleri öyle. X kuşağına bakıyorsunuz, bizler, ikinci çoğunluğu şu an grupta temsil edenler. Sosyal çalkantılar dönemi, 65-79 arası doğmuşuz. Gençliğimizi, genç kızlığımızı, genç delikanlılığımızı düşünün, nelere maruz kaldığımızı o kuşak. Ekonomik krizler olmuş, işsizlikler olmuş, teknolojiye merhaba dönemi diyoruz. X kuşağı o kadar kopuk değil teknolojiden, çünkü yavaş yavaş hayatına girmeye başlamış. Bu arkadaşlar yaşamak, biz yaşamak için çalışıyoruz. Sadığız ama fırsatlara açığız. Şurada parlayan bir şey gördüğümüzde, ya bu nasıl bir iş yeri, buraya gidebilir miyim? Yani akde vefamız var ve fakat sonuna kadar sizle kalacağız, sizle çalışacağız, sizin için üreteceğiz diye de bir şey yok İK politikaları açısından. Otoriteye saygılıyız genelde. Şüpheciyiz, uyumluyuz, kontrollü karakterlerimiz var X kuşağında. Ve rekabetçiyiz. Maddiyatı ve kariyeri önemsiyoruz. Yani bizim için o zaman, bizi motive etmek için, bizden evvelki kuşaklar bizi motive etmek için
Şimdi sizi hepiniz okumuşsunuzdur, çünkü üniversite öğrencilerimiz de var. Biliyorsunuz ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına doğru götürmek isterim. Bizi neyle motive edeceksinizin adında maddiyat ve kariyer çok önemli faktörler olarak çıkıyor. Şimdi de ağırlıklı sizlere geliyoruz. Y kuşağı. Bugün pek çok konuşmacı Y kuşağı üstte konuştu ama ben bir tabloyla üstünden geçersek birazcık daha bundan sonraki konuşmaları da daha kolay takip edebiliriz diye düşündüm. Evet, bu Y kuşağı çoğumuzun aramızda çoğunluğu oluşturan, X kuşağının ise çocukları, oğlan, kız kardeşleri, oğlan kardeşleri, kuzenleri, çok yakın ilişki içinde bulunduğu kişiler. Teknoloji, bilgisayarlaşma, internet ve postmodernizm dönemi. Postmodernizmi, tabii arkadaşlar bize verilen bir yarım saat içinde bütün bunları konuşmak, bunların hepsi büyük büyük laflar ama bu dönemi şöyle biraz algılamak lazım. Benim için en önemlisi bu. Ötekileşme ve kalıpları yıkmaya çalışan kuşak ve bunlara karşı duran kuşak. Hani o birçok bazen eleştiriyi Sokrat'tan başlayan dönemlerden bir sonraki kuşağa yüklüyoruz ya yetişkinler. Aslında tam tersi. Oradan alacağımız çok şey var yeni kuşaklardan. Dolayısıyla postmodern kuşak şöyle özellikler gösteriyor Y kuşağı. Ötekileştirmeyi istemiyor. Ne kendisi ne başka. Aslında postmodern dönem dediğinizde şu sınıflama da bir sınıflama ve ötekileştirme. Yani bizim bu bilgileri beraber huzurla yaşayacak şekilde iç içe geçirmemiz gerekiyor. Çünkü özel hayatımızda da bu bilgiler lazım. Aile ilişkilerinizde, komşuluk ilişkilerinizde, dostluk ilişkilerinizde birkaç kuşak bir arada yaşıyorsunuz. İş hayatımızda da bize bu bilgiler lazım. Onlara baktığımızda çalışmak yaşamın bir parçası. Bakın arkadaşlar, şu aşağıda hayat kurallara göre değişir diye bir ok var. Bu çok önemli. Bizle birlikte Y kuşağıyla özellikle geç Y'ler, yani 85'lerden sonra 90'lardan sonra doğanlar, onlar kuralları hayata göre değiştirmek istiyorlar. Biz ise hayatımızı kurallara göre değiştirebiliriz. Bu çok önemli bir ayrım. İşte bu nedenle zaten yaşamı iş yerlerinin içine taşıyan İK uygulamalarını görüyoruz. İşte yogayı, pilatesi, neyse, yemek kursunu veya vegan tipi beslenmeyi. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar kurallar için. Biz ise hayatlarımızdan genelde kurallar için, normlar için fedakarlık etmiş bir kuşağız. En önemli ayrışmayı lütfen alt eksende görün. Bütün düşünce yapımız, politikalarımız buna göre de odaklanmalı. Onlar için çalışmak bir yaşamın bir parçası ama kendisi değil. İş değişimine yatkınlar, otoriteyi sorguluyorlar ve dönüştürmek istiyorlar. Zaten bunu kabul etmiş olmasaydı ve benimsemeseydi Denizbank, tersine mentorluk diye bir uygulama çıkmazdı. Yani çok rahatlıkla otoriteye karşı konuşabilen bireylerin içerdiği bir kuşağı konuşuyoruz. Sorgulayıcı, yenilikçi, ancak odaklanma seviyeleri düşük. Daha çok uzun süre bir şeyin üzerine yerleştirmekte güçlük çekebilirsiniz. Uzun dönemli projelerde bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özgüvenli gördük, değil mi? Sevgili Ezgi'de gördük. Ezgi sembol isim, hepinizin öyle olduğundan çok eminim. Yarışmayı seviyorlar, sosyaller, takımla çalışabiliyorlar. Esneklik, itibar ve kariyer, yani onların motivasyon figürlerinde kariyer kadar. Mesela bakın bizde maddiyattı, yanına esnek çalışma saatleri, ev tipi çalışma, ofis çalışma saatleri. Şimdi başlıyor biliyorsunuz, esnek çalışma saatlerini getiriyorlar. Pek çok firma uygulamaya. İtibar çok önemli. İşte bu deminki sunumda profil, kimlik, imajı gördünüz ya, hatırlıyor musunuz? O üçü zaten bir arada düzgün bir iletişim politikasıyla yönetilirse itibara götürüyor sizi. Onlar itibarı transfer etmek istiyorlar. İtibarlı bir firmada çalışmak istiyorlar. Z kuşağı. Şimdi Z kuşağı belki çalışma hayatında şu an yok ama çok yakında üniversitelerde sizin kulaklarınızı çınlattım, sunumunuza referanslarda bulundum. Estağfurullah.
Z kuşağı baktığınızda belki şu an çalışma hayatımızda yok ama birkaç yıl içinde bizimle beraber olacaklar. Bunlar gerçekten ileri teknoloji çocukları. Çünkü kendilerini bildiklerinde sosyal medya ve akıllı telefonlar vardı. Ben diyorum ki biz yani göçebeyiz, dijital göçebe. Onlar vatandaş. Onlar oraya doğdular. Yani Y'lerin de öyle çoğu. İnternet sahiplik oranları yüksek. Yeni medyalara çok aşinalar. Dolayısıyla çok yenilikçiler. İleri derecede postmodernizmin artık ileri uygulamalarına kadar varlar. Tüm ötekiler onlar için kabul. Aksine bu tabirlerden hiç hoşlanmıyorlar. Ayrıştırılmaktan, diskrimine edilmekten, ötekileştirilmekten hiç hoşlanmıyorlar. Çalışmak başarının ve kaliteli yaşayan deneyimin aracı. Mesela deneyim pazarlaması gibi alanlarda bundan yükseliyor zaten. Çünkü hedef kitleniz de işte. Siz orada sabit şekilde durup uygulamalarınıza geçemezsiniz. Otoriteyle çatışmaya çok müsaitler. Yaratıcı, inovatif ki inovasyon bundan çıktı. Çoklu iş yapabilen, tekrar multitask geliyor çünkü çoklu ekran kullanıyor bu arkadaşlar. O yüzden de çoklu işte yapabilme kabiliyetleri var. İnteraktif, yüksek paylaşım güdüsü hakim. Çünkü zaten paylaşıyorlar. Mesela biz bir çalışma yürüttük. Bir doktora çalışmasıydı, yeni bitirdik. Mahrem algısını, sosyal paylaşım sitelerinde mahrem algısını tartıştık. Kuşaklar arası bir çalışma yaptık. Öyle enteresan, kavram değişmiş arkadaşlar. X kuşağı için mahrem olan şeyle Z kuşağı için ve geç Y için mahrem olan şeyin arasında dağlar kadar fark var. Biz bu arkadaşlarla çalışacak ve bu arkadaşlarla yaşamaya devam edeceksek onların dünyasına girmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bunların üstüne çok girmeyeceğim. Evet, bir küresel dönemdeyiz. Yeni bir kapitalizm var ve yeni bir insan var. Bakın şu yakınsama, şurayı görüyor musunuz? Oraya bir dikkat etmenizi istiyorum. Yakınsama, yeni medya. Yeni medya dediğimiz işte sosyal medya pratikleri de bunun içinde. Artık bitti, o da bitti. Siz önümüzdeki dönem Endüstri 4.0'dan bahsetti sevgili konuşmacımız. Biz EPSO'da tartıştık 2 ay evvel bunu sanayi odasında. Endüstri 4.0 çok büyük bir proje gibi kulağa geliyor ama değil. Uygulanmaya başladı ve devam da edecek. Ve iş dünyası bunun içinde yer almazsa çok ciddi rekabet avantajını yitirecek. Nesnelerin internetini kapsıyor. Big data, büyük veri uygulamaları geliyor. Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalıştaydım ben. Türkiye'deki büyük veri uygulamalarıyla ilgili bir çalışmayı götürmüştüm. Orada gördüm ki biz çalışıyoruz. Sanayimizde başlayanlar var ama bu batıda başlamış. Yani zaten onlar büyük veriye tamamen geçmişler. Konu çok geniş olduğu için girmiyorum. Ve yapay zekaya gidiyoruz. Şimdi siz böyle bir dünyaya giderken Y kuşağı ve Z kuşağını soru işareti yapamayız. Onlarla bu dünyalara gideceğiz. Medya araç değil uzuv. Bu çok önemli bir laf. Bunu üstüne duymak istiyorum. Şimdi kuşaklar arasındaki en büyük iletişim problemi şuradan kaynaklanıyor. Sürekli elinde ekranı olan, akıllı telefonu olan bir kuşağı. Mesela bazı devlet kurumlarında bazı sosyal ağlara girmek yasak. Halbuki o genç veya bazı kurumlarda yasak. Halbuki o genç onun üzerinden iletişim kuruyor. Yani artık şunu görmemiz lazım. Bir uzuv, 4-5 duyumuz var ya, medya 6. duyusu Y ve Z kuşağının. Onlar onun üzerinden sadece sosyalleşmiyorlar, dünyayı takip ediyorlar, pratikleri iş yapıyorlar. Bunu mutlaka yöneticilerin kabul etmesi gerekiyor. Evet, şöyle bir baktığımızda rekabetçi ve girişimciler mutlaka desteklenmeli. Yaratıcı işler çıkarıyorlar Y ve Z kuşağı. Proje bazlı iş formüllerine çok açıklar. Proje verdiğinizde proje tasklarını çok çok iyi gerçekleştirebiliyorlar. Takım ve yarışma kültüründe çok iyiler. Çok iyiler. Gayet centilmence yarışabiliyorlar ve takımların içinde bulunabiliyorlar. Online ve sosyal ağlara entegre net tipi örgütlerde çok başarılı çalışabiliyorlar veya bu tip uygulamaların içinde kendilerini çok rahat görebiliyorlar.
görev ve başarı kriterleri haritalarının birleştirilmesine arzu duyuyorlar. Yani bir İK politikası ürettiğinizde, zaten bu da çok da bilmediğimiz bir şey değil, iş analizlerinin, değil mi? Görev tanımlarının ve arkasından da performans değerlendirme kriterlerinin onlar için çok büyük önemi var. Yaptıkları işin ne olduğunu bilmek istiyorlar. Ben söyleyeyim, ben kendimi yüksek lisans yaparken, o zaman benim yaşımda kıdemli bir profesöre gittiğimde hoca ne derse yapardım ki özel sektörde çalışıyordum. Şimdi öyle bir şey değil. Özel sektörde çalışmasını bırak, sizin kadronuzda, sizin ana bilim dalı asistanınız. Görev tanımımda bu var mıydı hocam? Benden beklediğiniz iş bu muydu? Ha, ben bunu yapacağım ama şunu yapmıyor olacağım o sırada. Şu ilk başta şey oluyor, filan oluyorsunuz ama sonra bakıyorsunuz ki evet doğru. Çünkü onlar böyle düşünüyorlar. Dünyayı böyle algılıyorlar. O açıdan o gruplarla çalışırken, Y ve Z kuşağıyla çalışırken bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ofis tasarımı, örgütün itibar kaynağı olması, ofisin mobilya dizaynı, demin konuştuğumuz gibi ofis profili, imajı, kurumsal kimlik çalışmaları, bunları çok çok önemsiyorlar. Şöyle bakalım, zaten biraz evvel de ilk konuşmada sohbet ettik, isimlerini niye koyduk belki diye. Bizim konumuz Y olduğu için bunlar aslında Y kuşağı, sorgulayan kuşak. Sürekli soruyorlar. Arkadaşlar, X'lerin yüzünü görmek istiyorum, Y çocukları kardeşleri olan. Hiç durmadan soruyorlar, değil mi? Evet. Şimdi içerik oluşturmakta başarılılar ve oluşturulmuş içeriğin içinde kendilerini iyi hissediyorlar. Bilgi peşindeler, yaşamak için çalışıyorlar. 7/24 online'lar. Yani biz demin, yalan mı? Demin konuştuk bir çok sevgili bir eski dostumla. Y kuşağından, geç Y'den özellikle bir gruba ulaşmak için dedi ki ben saat kavramını karıştırmışım dedi. Gece geç diye haber vermeyeyim dedim dedi. Ama onların o bilgiyi, o veriye ulaşabileceklerini akıl etmedim dedi. Halbuki onlar 3'te de görecekler onu. Uyandıklarında da bakıyorlar. Biz de başladık yavaş yavaş. Değil mi? Biz de bakar olduk. Sosyal medyayla çok aşinalar. Oyunlar çok önemli. Dolayısıyla biz iletişimciler mesela Edward Gaming, yani oyunlara reklam yerleştirmeye başlayalı çok oldu. Diyelim ki yarış oyunu oynarken anime bir oyunda sağdaki billboard'a bir reklam mutlaka yerleştiriyoruz. Çünkü orada görüyor. Sokaktaki billboard'dan daha çok orayı görüyor. Uygulamaları çok önemli. Application'ları, app'ler çok önemli. Eğer herhangi bir, bu sizin kurumsal bir çalışmanız da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Telefonuna koyabileceği bir app'iniz varsa ona ulaşıyorsunuz demektir. Hız, kalite, yenilik ve deneyim peşindeler. Onlar esir olmak istemiyorlar. Hayatın her kısmında aktif olmak istiyorlar ve katılımcı yönetim istiyorlar. İkinci ekran kullanımında çok başarılılar. Yani televizyon seyrediyorlarsa mutlaka bilgisayar var. Bilgisayar ekranı açıksa telefondan da bir şey yazıyorlar. Sosyal yaşam beklentileri var. Kendilerine göre bir sosyal yaşam tanımları var. Bizimki kadar modernist ve elitist değil. Dolayısıyla motive edeceğiniz faktörlerde onların sosyal yaşam algısının ne olduğunu çok iyi algılamamız gerekiyor. Geri bildirimi çok önemsiyorlar. Eski kuşaklar gibi değiller. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz, mutsuzsanız niye mutsuzsunuz, nerede hata yaptı, nasıl düzeltebilirdi, çözümü ne olabilirdi? Mutlaka da verecek bir cevapları var. Fayda ve değer konusuna çok özen gösteriyorlar. Yani siz onları yarattıkları fayda üstünden motive edebilirsiniz. Yarattıkları değer üstünden. Değer lafını biz deminki sunumda da gördük. Gerçekten çok önemli. İtibar önemli. Markalaşma ve sosyal medya önemli. Evet, her yerde televizyon. Televizyonla ulaşacaksanız mutlaka iletişim ya konumuz. Her yerde televizyondan ulaşabilirsiniz. Kaç tane Y kuşağı kablolu TV'nin televizyonun karşısına televizyon seyrediyor? Gençler? Ben işte 1-2 tane. Televizyonu nerede seyrediyorsunuz? Ben size söyleyeyim, televizyon seyrediyor musunuz? Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İkincisi, maratoning and binging yapıyorsunuz. Portallardan seyrediyorsunuz. Hatta oturup 5 saat 7 tane diziyi peş peşe seyrediyoruz.
Biz de ona maratoning and binging diyoruz. O zaman benim o dizide, benim seni orada yakalamam lazım. İletişim kuracağım seninle, ne yapacağım? Televizyon reklamcılığının kendini tekrardan mesela dizayn etmesi lazım diyoruz. Yani hedef kitlem değişiyorsa onu nerede yakalayacağıma yönelik, bundan sonra birçok danışman arkadaşım konuşacak, uygulamalarını anlatacak. Lütfen o uygulamaların bu sunum çerçevesinde değişmiş yönünü görmeye çalışın. Ve daha nereye gidebilir diye görmeye çalışın. Konvansiyonel yöntemleri bir kenara bırakmanın vakti geliyor. Bakıyoruz toplumsal tabanlı paylaşım siteleri. İşte ben şöyle bir baktım. Buralarda yoksanız yoksunuz. Bir tane asistanım var benim. Şu an İtalya'da bir postdoc çalışmasında. Sevgiyle anacağım. Bir sorun yaşandı. 25 yaşında. Sınav kağıtlarından bir tanesi var. Final kağıtlarından imza yok. Bir tanesinde de imza var, kağıt yok. Geldi dedi ki şimdi bunun karşı böyle kimliğe bakıp kontrol edip filan toplaması lazım. Ama yani genelde öyle yapmıyor asistan veya öğretim görevlisi, toparlıyor. Ben de idareciyim. Dedim ki ya kağıdı olup imzası olmayan sorun değil ama imzası olup kağıdı olmayan bir sorun yani. Bu çocuk gerçekten var mı, lütfen bir kontrol et, ona göre bir şey düşüneceğim dedi. Neyse bu geldi. Dedi ki bana, çok da akıllı bir kız. Dedi ki bana, hocam rahat edin, öyle biri yok, Facebook'a baktım ben dedi. Şaka değil arkadaşlar, ben bunu yaşadım. Nasıl akıllı biliyor musunuz? TÜBİTAK bursuyla şu an postdoc yapıyor İtalya'da, lüks marka çalışıyor falan. Acayip iyi bir liseden mezun. Dedim ki yıkıl. Düşün bir daha gel. Düşündü, ben dedi bulamadım, niye bana kızdınız? Şimdi demek istediğim, burada yoksanız yoksunuz yani. Tamam mı? Dolayısıyla bir proje, bir program. Yani bunlar tabii benim sadece koyduklarım. Bundan başka bir sürü şey de var. Ama Tumblr, online alışveriş, Twitter, Netflix, Amazon, Google Plus, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Vine, Snapchat, yemek sepeti, bir taksi. Yoksanız yoksunuz arkadaşlar. Bu işi yapıyorsanız. Duygu grafiğine baktım ben. Duygu grafiği şöyle çıktı Y kuşağının. Starbucks, Facebook, Apple, Samsung, Amazon, Instagram, Google, IKEA, YouTube, birey, kurumsallaşma, proje, dürüst, Fox TV diye bir duygu grafiği çıktı. Bitiriyorum. Vaktimi nasıl kullandım bilmiyorum ama çok geç bırakmadım sanıyorum size. Z kuşağı son, bu kaç sene aranızda olacak, seneye veya bir sene sonra, kimisi diyor 94 ile milenyum başlıyor, kimisi diyor 2000 ile Z başlıyor ama bu arkadaşlar aramızda ya da seneye aramızda olacaklar. Bunlar gerçekten teknolojik bireyler, medya gerçekten uzuv, öyle yaşıyorlar, öyle biliyorlar. Bunlar Aygen denilen bir kuşak, dijital yerli, bunlar biraz gizemli. Z kuşağı olan var mı 2000 sonrası çoluğu çömbeyi, değil mi? Biraz gizemliler böyle, değişikler. Bunlar çok hızlı değişiyorlar. Mesela tükenen doğal kaynaklara falan çok meraklılar. İşte sürdürülebilirlik, çevreci politikalar falan. Biz de bunları söylemek zorundayız. Bunları da motive etmek gerekecek 2 sene sonra. Okutmak için, çalıştırmak için. Değil mi? Şimdi öteki kavramına çok takık bir kuşak, Z kuşağı. E-booklar, wikiler, mesela korsanlık. Bir kısmında aktif korsanlık var, dijital korsanlık. Bir kısmında da aktif dijital korsanlığı protesto var. Yani dijital ortama nesne olabilecek bir ürün üretiyorsanız korsanlık fikrini çok dikkate almanız gerekiyor. Efendim çok önemli, biz bununla ilgili ders koyduk. Mesela aktivizm, Arap Baharı'nda başlayan tırnak içinde Gezi olaylarıyla giden, Ukrayna'da, Letonya'da, doğuda bir sürü hareketlere, batıda bir sürü hareketlere sebep olan ve dünyayı yeniden şekillendirecek olan aktivizm hareketi, sosyal medya üzerinden örgütlenebilen aktivizm hareketi, bu dönem ve sonrasının çok önemli bir çağrısı. Aksi takdirde bir flash mob ne demek biliyor musunuz? Çok kullanılan bir şey, kullanılmaya başlanan bir şey Z kuşağı ve aktivizm üzerinden. Diyelim ki meme kanseri için bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. İstinye Park'ta örgütlüyorsunuz, daha önceden aktivist bir örgütlenme yapıyorsunuz. Çok değişik gruplardan 600 tane kadın
Saat 10'da orada 9'dan itibaren müşteri gibi dolaşırken 10'da tam bir merkezinde çok büyük bir bir de sanatçı bulursanız buluyorsunuz, bulmazsanız yok. Çok büyük bir müzik hareketiyle sizin jingle'ınızı üzerine, iç üstteki paltolarını çıkarıyorlar. Meme Kanseri Vakfı'nın tişörtleriyle orada size bir dans gösterisi yapıyorlar. Biz buna flash mob diyoruz. Biz 25 sene evvel gençken böyle bir şey yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Ama şu an aktivistler, özellikle toplumsal konulara, biz de iletişim yöntemlerimizi değiştirdik. Aktivizmi hiç unutmuyoruz. Bunlar blogger. Yani hepsi kaynak. Hepsinin söyleyecek bir lafı var. Bu çok önemli bir şey. Eskiden biz iletişim modeli anlatırdık. Kaynak, hadi ben konuşacağım. Ama şimdi mesela oradan okuyor, ben bir şey anlatıyorum. Benim eleştirel kuram diye bir dersim var. Çok da severek anlatıyorum. Sistem eleştirilerini anlatıyoruz. Allah, geliyoruz, dünya ateşten bir küreydi. Orta çağa gidiyoruz, oradan Marksizme kadar geliyoruz. Bugüne kadar otpus kanvası anlatıyoruz filan filan. Bir tane bir şey. İnsanım ya. 1723 demişim. Hayır, 1724 diyor yani. Şimdi her şey bir zorlaştı. Ha, biz eskiden 1924 olduğunu hatırlasak da söylemek bir cesaret isterdi. Hoca orada konuşup durur. Yani şimdi dolayısıyla bambaşka bir kuşaktan. Dediğim gibi mahrem algıları çok başka. Çalışmalarınızda lütfen onların mahremini bir düşünün. Çünkü çok yanlış bir yere bir vurgu yapıyor olabilirsiniz. İçerik yaratmak istiyorlar. Kendileri projenin aktif parçası olmak ve içeriği yaratmak istiyorlar. Aileler biraz tuhaf bir şekilde korumacı. Bilmiyoruz ya o dünyayı. Yanlış bir şeye bulaşır, eder, gider, orada vurulur, başına bir şey gelir falan diye bir kaygı taşıyoruz. Çünkü biz daha sessizdik. Bunları e-postayı bilmiyorlar arkadaşlar. Z kuşağına sana bir mail atayım dediğinde böyle bakıyor. Ya çünkü onlar bambaşka sosyal ağlardan paylaşmayı biliyorlar. Ona doğdular. Yani Z kuşağına yönelik bir kampanyada mail ortamı kullanıyorsanız yanlış yoldasınız. Bunlar eğitimli bir kuşak. Bakın bu çok önemli bir laf. Son slaytımı bitireceğim. Sivil toplum ve sivil inisiyatife dair fikirleri var. Sosyal medya var. Daha bilinçli ailelerin çocukları, aile içi öğrenmeleri. Çocuk TV'lerine teşne olmuş bir kuşak. Çocuk TV'lerinden, çocuk dizilerinden faydalanıyorlar. Çok ciddi öğretici oyuncaklarla oynuyorlar. Dolayısıyla daha eski kuşaklara göre daha eğitimli. Bireyseller çok ve bağımsızlar. İletişime açıklar ama kendileri de dinlenmek istiyorlar. Çok özgüvenliler. İstek ve hedeflerinin çok farkındalar. Çevreye ve dünyaya ilişkin çok ciddi farkındalıkları var. Dikkat süreleri çok kısa. O yüzden susma vaktimin geldiğini fark ediyorum. Çok gençlerle beraberiz diye. Arkadaşlar, bu arkadaşlar çoklu görev yapabiliyorlar. Çoklu ekrandan dolayı. Verebilirsiniz. Doğru motive ederseniz birçok işi bir arada çıkarabilirler. Ve proje temelli çalışmalarda çok başarılılar. Araştırma, sunum, interaktif öğrenme, zihinsel gelişim, psikolojik gelişim, yaratıcılık, analiz, sentez. Analiz edebilmek çok önemli gibi gelir bize ama esas senteze varabilmek çok önemlidir. Bu arkadaşlar bunu yapabilirler. İfade özgürlüğü, bilgiye ilkeyden erişim. Yaratıcı engelleri, kendileri çok yaratıcılar ve bu engelleri, önlerindeki engelleri sevmiyorlar. Bireysel çalışmalarda takımlardan daha başarılılar. Esnemeyen kurallara tepki gösteriyorlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Göztaş'a verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Plaketlerini vermek üzere sahneye İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Nilgün Gürkaynağı davet ediyoruz.
Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kısa film gösterimimiz olacak. Ardından üçüncü oturuma devam edeceğiz. Kendinizi hangi kuşaktan hissediyorsunuz? Ben 60'lı kuşaklardanım. 80'ler diyebiliriz yani. X kuşağında hissediyorum. Yeni nesil kuşağındayız, 94 doğumluyum. Tabii ki orta kuşak diye düşünüyorum. E kuşağı hissediyorum. Orta kuşak, orta yaş olduğum için. Yani hani diyorlar ya 90'lar kuşağı vesaire, o tarz bir kuşakta olduğumu zannediyorum. 21. yüzyıl, yeni nesil, genç kuşak, teknoloji çağı. Şu anki kuşaktan. Herhangi bir kuşakta hissetmiyorum kendimi. Hiçbir fikrim yok. Tamamen ruhen ne hissettiğinle alakalı. Onu hiç bilmiyorum. Bugünkü kuşakta kabul ediyorum. Y kuşağını hissediyorum. Hayır, tabii bilmiyorum. Teknolojik kuşakta olduğumuzu düşünüyorum sadece. En son. Sanırım genç kuşak bitti, orta kuşağa doğru geçiyorum herhalde. Dijital nesildeyiz. Analog gitti, saygı, hürmet yok. Baba, anne saygısı yok. Herkes kendi kafasına göre mobil telefon var. İyi bir kuşaktayız inşallah. Son kuşak galiba. 60'lı yılların kuşağıyız. Üçüncü oturumumuza başlamadan önce kuşaklar karmasına yaklaşımlar başlıklı oturumda yer alacak konuklarımızı davet ediyorum. Sayın Hande Genç, Sayın Leyla Ayşegül Örs, Sayın Alper Tokalp ve Sayın Ece Süeren Ok. Konuklarımızın kısa özgeçmişlerini arz etmek isterim. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Programı mezunu olan Sayın Hande Genç, 2003 yılından bu yana SAP'de görev yapmaktadır. 12 yılı aşan bu süre içinde SAP Türkiye İnsan Kaynakları sorumluluğu dışında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ücretlendirme, İnsan Kaynakları Operasyon ve İşe Alım Komitesi üyesi, SAP Türkiye ve Balkanlar İnsan Kaynakları Müdürlüğü gibi farklı görevlerde bulunmuştur. Son olarak SAP Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Liderlik Gelişim Programı Yöneticisi olarak SAP Global Liderlik Gelişim Programı Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sayın Leyla Ayşegül Örs, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Örs, İtalyan Lisesi ve Middlesex Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi mezunudur. Profesyonel yaşama 2001 yılında insan kaynakları alanında başlayan Örs, 2001-2006 yılları arasında sırasıyla Londra Softer Restoranlarında personel müdürü yardımcısı, Nicholas Uluslararası Danışmanlık'ta araştırmacı ve Tesco Kipa'da işe alım ve kaynak yaratma müdürü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Anadolu Grubu bünyesine katılan Örs, Anadolu Endüstri Holding, Çelik Motor ve Anadolu Efes Grup Ofis'te çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Ekim 2015 tarihi itibariyle Anadolu Efes Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 7 fabrika ve 1600 kişilik Anadolu Efes Türkiye'nin tüm insan kaynakları ve idari işlerinden takım arkadaşlarıyla birlikte sorumlu olan Örs, özellikle işveren markası, tanıma ve takdir, kurum kültürü, çalışan bağlılığı, organizasyonel gelişim ve stratejik yetenek yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ve kurulmasında aktif rol oynamaktadır. Sayın Alper Tokalp, 1994'te 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. Tokalp, kariyerini 1994'te en büyük Türk şirketlerinden biri olan Sabancı Grup'ta başlamıştır. Lojistik, kalite yönetimi, bilgi sistemleri, insan kaynakları ve stratejik planlama ve iş geliştirme gibi farklı fonksiyonlarda farklı görevlerde bulunmuştur. Otomotiv, lastik ve tekstil sektörü gibi çoklu endüstrilerde çalışarak zengin bir deneyime sahip olmuştur. Coca-Cola içeceğe 2010 yılında birçok insan kaynakları girişimini oluşturduğu, tasarladığı ve yürüttüğü Grup İnsan Kaynakları ve Stratejik Kurumsal Gelişim Direktörü olarak katılmıştır. 1 Ocak 2015'ten bu yana CCI Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ve oturumumuzun moderatörü Sayın Ece Süeren Ok, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.
Kariyerine 1992 yılında GTI Türkiye'de başlayan Ok, sırasıyla İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı Asistanı, Eğitim ve Geliştirme Asistanı, Eğitim Uzmanı ve Eğitim Şefi pozisyonlarında görev yaptıktan sonra 1999 yılında Eğitim ve Geliştirme Müdürü, 2005 yılında ise İşe Alım, Eğitim, Kariyer Planlama ve Yedekleme Sisteminden sorumlu müdür olarak devam etmiştir. 2007 ve 2015 yılları arası GTI Türkiye İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapan Ece Süeren Ok, kariyeri boyunca birçok projenin liderliğini yapmıştır. Ece Süeren Ok, evli ve bir çocuk annesi. Değerli konuklarımızla oturumumuz başlıyor. Öncelikle bu uzun ve güzel detaylı tanıtım için teşekkür ederiz. Benim işimi çok kolaylaştırdınız. Ben tanıştıracağım diye stres yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Bu güzel panele bizi davet ettiğiniz için hem Peryon'e hem Ekonomi Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve dinlemeye gelen değerli arkadaşlar, değerli misafirler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. 1970'lerde bir çalışan Amerika'da tatile gittikten sonra bol paça pantolon, çiçekli gömlekler, uzun sakalla geri dönüyor. Yine aynı çalışkanlıkta işini yapmaya devam etmesine rağmen diğer çalışanlar tarafından hafifçe yadırganmaya başlıyor. Ama performansında hiçbir değişiklik yok, sadece görüntüsünde farklılık oluşmuş. Harvard Business Review'un vaka olarak ele aldığı bu durumda o dönemin yöneticilerinin aklına gelen çözüm kendisiyle konuşmak olmuş. Bugün aslında baktığımızda sadece kıyafet, tarz değişikliklerinin performansa etkisi olmadığını bildiğimiz gibi aynı zamanda şirketlere ilave farklı vizyonlar getirdiğinin de bilincindeyiz. Dolayısıyla bugün burada olan üç değerli eski meslektaşım diyeceğim, eski İK meslektaşlarım, ben eskiyim, onlar yeni, sizlere farklı kuşaklar için birleştirici neler yaptıklarından bahsedecekler. Ve aslında burada hep sabahtan beri Y kuşağına odaklanıyoruz ve ona odaklanacağız tabii ama Y kuşağına büyük bir teşekkür borçlu olduğumuza inanıyorum. Çünkü onlar bütün kuşakları ortaya çıkaracak farkındalığı yarattılar bizim için. Baby Boomer bir arkadaşımın bana söylediği çok net bir şey vardı. O günden bu yana, ki bu 2000'ler zamanı büyük bir ihtimalle, evrimle de ilk tanıştığımız zamanlar. Büyüttüğümüz çocukları yönetemiyoruz dedi. Aslında öyle. Kendi büyüttüğümüz çocuklarla aynı iş ortamına girince onları yönetmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. Büyütürken doğruyu yapmışız da işte mi yönetirken doğruyu yapamıyoruz gibi soru işaretleri oluşuyor. Bugün öncelikle üç değerli arkadaşıma, SAP, Anadolu Efes ve Coca-Cola'nın İK direktörleri arkadaşlarıma bir soruyla başlamak istiyorum. Üç kuşağı, hatta zaman zaman dört kuşağı bir arada idare ettiğimiz ortamlardayız. Bu üç kuşağı ya da dört kuşağı bir arada tutmak için neler yapıyorsunuz? Hande Hanım, sizinle başlayalım. Ben biraz hemen SAP'den bahsetmek istiyorum aslında. Biraz da böyle okuduklarımdan, araştırdıklarımdan falan da paylaşım yapmak istiyorum. SAP'de Türkiye'de bizde yönetim kadrosunda şu anda 3 kuşak bir arada çalışıyor. Önce onu vereyim istatistik olarak. Şirketin şu anda %63'ü Türkiye'de Y kuşağı. Global olarak baktığımızda, araştırmalara baktığımızda 5 kuşağın aslında farklı şirketlerde bir arada çalıştığı görülebiliyor. Yine SAP'de Global'da aynı şekilde 5 kuşak bir arada ve önümüzdeki 4 yıl içinde aslında dünyadaki tüm çalışan nüfusun %50'sinin de Y kuşağı olması bekleniyor. Biz Türkiye'de biraz daha şanslıyız tabii, çok genç bir ülke. Yaş ortalamasının sabah 31 olduğundan bahsedildi. Biz de şu anda 34, biz yaşlı sayılıyoruz. Ama ben uzun süredir SAP'deyim, bu sene 12. yıla giriyorum. Ama ilk girdiğim yılda yaş ortalaması 34'tü, halen 34. Demek ki bir şeyler yapıyoruz ya da öğreniyoruz diye düşünüyorum. Biz SAP'de aslında neler yapmalıyız noktasına biraz araştırarak da geldik. Çünkü şunu gözlemledik,
Gerçekten Y kuşağı arkadaşlarım çalışma ortamına girdikten sonra ihtiyaçlarda bayağı bir değişiklik oldu. Sabahki sunumlardaki anlatılanları ya da biraz önce anlatılanları biz günlük hayatta yaşamaya başladık. Bana çok fazla geri bildirim talebiyle gelen arkadaşlar var. Sadece bana değil, yöneticilerine de aynı şekilde. Şunu gördüm, çok sınırlı görev tanımları içinde kaldıkları zaman sıkılıyorlar bu arkadaşlar. Muhakkak kendi görev tanımlarının dışında bir takım projelerde yer almak istiyorlar. Fikir vermek istiyorlar, yaratmak istiyorlar, şirketin karar verme mekanizmasına katkıda bulunmak istiyorlar. Hal böyle de olunca biz biraz da bunu istatistiklerle desteklemek istedik. SAP olunca, IT dünyası olunca ve yazılım firması olunca bizim için datalar ve istatistikler biraz fazla önem kazanıyor. Oxford Economics ile birlikte İş Gücü 2020 araştırması yapıldı. Workforce 2020 diye de bulabilirsiniz Google'da. Bu araştırma 27 ülkede gerçekleşti. Aslında dünyanın gidişatını ve bildiğimiz şeyleri biraz ışık tuttu. Şu anda gerçekten globalleşme var. Yani lokal bir firma olsanız da artık iş gücü temininde daha globalleşmeye gidiliyor. Ya da önümüzdeki dönemde dijitalleşen bir çağa giriyoruz. Bu dijital çağda var olabilmek için daha global bir yapıya bürünmek gerekiyor. Çalışma saatlerinde esneklik, bu globallik beraberinde bunu getiriyor ama diğer bir taraftan Y kuşağın dinamikleri de bunu istiyor aslında. Çalışma lokasyonlarında esneklik, çünkü bunlar bir taraftan da yaratıcılığa, yaratıcılıkta şirketlerin iş sonuçlarına olumlu anlamda katkıda bulunuyor. Araştırma bunları gösterdi bize. Genel olarak bunun dışında şu anda ağırlıklı yönetim pozisyonunda olan X kuşağı ile Y kuşağının yöneticilik ya da şirkette yapılan insan kaynakları uygulamaları arasında da bir takım farkları olduğunu anladık. Örneğin sorduğumuzda şu anda Y kuşağında özellikle olan arkadaşlarımızın %36'sı sadece hali hazırda yöneticilik pozisyonunda olan kişilerin geleceğin liderleri olmaya hazır olduğunu ya da şu anda o davranışları sergilediğini söylediler. Ya da baktığımızda %39'luk bir oran performans değerlendirmenin doğru düzgün yapıldığını şirketlerinde ya da şirketlerde eğitime yatırım yapıldığını söyledi. Aynı sorular şu anki yönetim kadrolarına sorulduğunda ise bu oranlar %70'lerin üzerine çıktı. Böylece biz bu noktadan hareketle de gerçekten arada bir fark olduğuna karar verdik. Ve oradan yola çıkarak belki hani daha sonra dijitalleşmeye de biraz girebilirim. Sözü uzatmadan arkadaşlarıma bırakayım. İşte tersine mentorluktan, bizim job shadowing dediğimiz gölgeleme metotlarına çok daha farklı uygulamalara girdik. Tersine mentorluğa girdik. Kuşakları birbirine yaklaştırmaya yönelik gerçekten birçok farklı uygulamadan bahsettik. Ama arkadaşlarım belki biraz daha anlatırlarsa ben daha sonra devam ederim. Tamam, teşekkürler Annem. Ayşegül Hanım'a söz verelim. Memnuniyetle. Tekrar teşekkür ederiz burada bizi ağırladığınız için. Aslında burası benim için aynı zamanda ikinci bir ev. Burada İzmir'de üretim tesislerimiz var. Sık sık gidip geliyoruz. İzmir'in havası bir başka. Biz Anadolu Efes olarak aslında dört kuşağı bir arada yaşıyoruz. Kurucularımız sessiz kuşaktan. Çok şükür halen bir tanesi bizimle beraber başımızda bizi yönetiyor. İcra kurulu başkanımız bir baby boomer. Genel müdürümüz Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü bir X kuşağı. Ve hani %47'si de çalışanlarımızın Y kuşağı. Yönetim ekibimize baktığımız zaman bir tek ben varım Y kuşağı. Ben de A rafta kalmış gibi hissediyorum zaman zaman kendimi. Tam 80-81 X miyim, Y miyim, ben neyim gibi zaman zaman sorguladığım da oluyor. Biz ya, ürettiğimiz ürünler olarak her zaman aslında gençliğe hitap eden, gençlerin yanında olan, sanatın, kültürün, sporun yanında olan bir kurum olduğumuz için aslında marka iletişimi tarafında gençler ne düşünür, ne ister, bunu her zaman aslında işimizin bir parçası olarak yapıyoruz. Marka iletişimi tarafında her geçen gün marka iletişimimiz de sınırlandığı için yavaş yavaş artık kurumsal iletişim tarafında kurum iletişimi, kurum markası iletişimi ön plana çıkmaya başlamışken Y kuşağının daha fazla işin içine girmesiyle beraber peki işveren markamız ne oluyor bizim, biz bunu nasıl yöneteceğiz diye kendi içimizde sorgulamaya başladık ve dedik ki böyle bölük pörçük işte pazarlama bir yandan, kurumsal iletişim bir yandan olmaz. Biz üçümüz el ele verelim ve üç departman birlikte bu iletişimi yönetmeye çalışalım dedik. Bunu yaparken tabii kendi içimizde kuşaklar bizden neler istiyor, ne bekliyor, bunun da araştırmasını yapmaya başladık ve yine Üniversitem Evrim Hanım'la beraber işveren
marka değer önerisi projemize başlayıp çok detaylı bir şekilde çalışanlarımıza döndük, sorduk. 220 çalışanımızla işte odak grup çalışmaları yapıldı, anketler dolduruldu. Her kademede kişiyle bir araya gelerek geri bildirimleri alındı ve çok yakın bir zamanda da bunun datası gelecek. Ama bu data gelmeden önce de biz bir şeyler yapmaya başlamıştık. Çünkü Y kuşağı artmaya başladıkça tabii içeriden talepler de, sorular da artmaya başlıyor. Dedik ki hani bu iletişim biraz kopuk gibi gözükmeye başladı. Her ne kadar X ve Y dengeli olsa da kendi içimizde ne yapalım? Aslında Yavuz Beylerin de yaptığı gibi tersine mentörlük sürecini biz de kendi içimizde başlattık. Adına da sen olsam dedik. Tabii 1969'dan beri gelen bir kurum olduğu için ya acaba böyle yapmak nasıl karşılanır, kabul edilir mi? Bu sorguları da belli politik şeylerde kendi içinizde soruyorsunuz. Dedik ki genel müdürle başlıyoruz. Genel müdür var mısınız buna, açık mısınız? Biz size mentor atayacağız. Mentorlarınız da Y kuşağından olacak, farklı farklı birimlerden olacak. Hepimizden çok heves gösterdi ve 5 tane üst yöneticimize Y kuşağındaki arkadaşlarla mentorluk sürecimize başladık. Gözle görülür bir değişim hissediyoruz. Dijital medyayı neredeyse az kullanan bir üst yönetimimiz vardı. Üzülerek söylüyorum. Şu anda hepsinin birer Facebook, Instagram accountları mevcut. Yaptığımız bütün faaliyetlerden, toplantılardan postlarımızı yayınlıyoruz. Bunu ama hani belli bir samimiyet içerisinde yapıyoruz. Bu gerçekten içlerinden geliyor çünkü Y kuşağından aynı zamanda besleniyorlar. Ben de besleniyorum. Ben de Y kuşağıyım deyince de kendimi ayırt etmiyorum. Benim için en önemli feedbackler, geri bildirimler hep aslında nesildaşlarımdan oluyor. Çünkü yarın öbür gün onlarla beraber şirketimizi ileriye taşıyor olacağız. Onlarla sohbet ederken şunu soruyorlar, ya liderler bizi ileriye taşıyacak liderler, doğru liderler mi? Bunu aslında hem kurum için soruyorlar, hem ülke için soruyorlar. Bunları demokratik bir ortamda birlikte tartışıyoruz. Bu da tabii insan kaynakları ayağında bize diyor, işte, sorgulamamızı gerektiriyor. Doğru liderler mi? Nasıl liderler olmalı Anadolu Efes'i ileriye taşıyacak diye kendi kendimize soruyoruz ve sistemlerimizi ona göre devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii şu anki mevcut liderlerimizi de yalnız bırakmıyoruz. Y kuşağı nasıl yönetilir? Bugün burada çok değerli hocalarımın da aktardığı bir takım bilgileri biz de onlara aktarıp bu iletişimin daha sağlam temelleri oturması için destek oluyoruz. Bize verdikleri başka mesajlar da vardı. Biz manevi olarak kendimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Yani sadece iş olarak bakmak istemiyoruz buraya. Manevi olarak da yaptığımız birçok şey var Anadolu Efes olarak. Bunların birer parçası olmak istiyoruz diyorlar. Biz de onlara kulak verdik ve gelecek turizmde ve gelecek tarımda sosyal sorumluluk projelerimiz içerisinde çalışanlarımızı da dahil ettik. Bu projelere biraz önce hocamın da bahsettiği gibi bloggerlar da var, işte fikir önderleri de var ama bizim Y kuşağı çalışanlarımız da var içinde. Aynı zamanda Y kuşağı dediğim zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin mutfak sanatları ve yönetim bölümüyle de bir ortak projemiz var. Seferihisar Geleneksel Mutfağı Projesi'nde. Orada da yine Y kuşağıyla bir aradayız. Dolayısıyla hani Y kuşağını sadece hani iş ortamı değil aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk alanında da yaptığımız her projede görmek ve onlarla beraber bu projeleri büyütmek istiyoruz. Girişimcilik bizi öldürmeyin dediler. Bizi kurumsal hayatın içerisinde hapsetmeyin, bizi öldürmeyin. Biz girişimci ruhluyuz. Bunu da bir şekilde kurum içerisinde göstermek istiyoruz dediler. Dedik ki fikirleriniz bizim için çok değerli. Lütfen işte bir takım platformlarda şirketi ileriye taşıyacak, markaları ileriye taşıyacak fikirlerinizi paylaşın ve biz bunu açıklıkla değerlendirelim, sonuçlarını birlikte tartışalım ve projelendirelim. Bu projeler sizin projeleriniz. Bunları hayata geçirelim, ödüllendirelim. Bunu hem pazarlama için ayrı olarak yapıyoruz. Hem de tüm çalışanlarımızın katılımıyla mavi yaka, beyaz yaka devam ediyoruz. Daha yolun başındayız aslında bakarsak. Dijital mecraları çok daha iyi kullanabiliriz. Çok daha fazla iletişimi Z kuşağına hazırlayabiliriz. Bizim de 2016 planlarımız bu. Employee Value Proposition'ın değer önermesinin sonucunda dijital mecralarda nasıl yer alacağımız, bunu iş hayatımıza nasıl entegre edeceğimizin üzerinde daha detaylı çalışacağız. Zaten birazdan
gelecekte ne yapacaksınız diye de soracağım aslında. Öyle mi? Ben onu da anlatacağım. Alper Bey'den Coca-Cola örneklerini dinleyelim istiyorum ama sizin sunumunuz acaba çalışır durumda mı? Alper Bey'in bir sunumu vardı. Merhabalar. Öncelikle hani burada olduğum için çok mutluyum. Bir İzmirli olarak her zaman Serdar Bey ne zaman çağırsa seve seve geliyorum. Özellikle de üniversitede böyle dinamik, renkli, buradan çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Selfilere de çıkmıştır, takip edersiniz ama gerçekten çok hoş, çok enerjik bir grup. Yemekle aranızdayız. Bu her zaman biraz kötüdür ama konu çok zevkli, çok da iyi takip ediliyor diye düşünüyorum. Ben çok kısa bir iki paylaşımım var. Onun için görsele de paylaşmak istedim. Aslında şöyle, biz kuşakları tartışıyoruz ama aslında hayatın kendisini tartışıyoruz. Hep hayatı dediğimiz zaman değişim deriz. Hayat değişiyor. İşte başta Serdar Bey Sokrat'tan alıntı yapınca benim de ister istemez aynı suda yıkanamazsınız diyen Aristo aklıma geliyor ki gerçekten değişiyor. Sonuçta kuşakları da ben o perspektifte görmek istiyorum, bakıyorum. Onunla ilgili biraz paylaşımda bulunacağım. Ama dediğim gibi hayatın kendisi, hatta insan kaynaklarına veya çalışan tarafına gelmeden önce aslında hayatın içindeyiz. Bu noktada ben izninizle şuradan görseli de açayım. Evet, biri var mı? Tamam. Evet. Bunu koydum. Bunu reklam diye düşünmeyin. Sonuçta reklamlar zaten dönüyor. Ama, reklam. Ama farklı. Hiç öyle düşünmüyorsunuz. Tamam. Aynen, renk olsun. Bir takım şeyler var işte o hayatın kendisi deyince zaten hepimiz sadece çalışan değiliz, sadece tüketici değiliz. Aslında işte o hayatın kendisi içindeyiz. Ve tabii ki biz Coca-Cola olarak markamızdan çok ilham alıyoruz. Onu söylemem lazım. Bunu koymamın nedeni şu aslında. İşte Coca-Cola 50 senedir Türkiye'de. Geçen sene ve bu sene belki dikkatinizi çeken bazı değişiklikler görmüşsünüzdür. Yine dediğim gibi reklam olarak değil, örnek olarak bağlayacağım. 2 dakika sabrınızı rica ediyorum. 2 sene önce bizim Connect dediğimiz ama kutuların üzerinde, şişelerin üzerinde isimlerin çıktığı uygulamalar vardı. Çok ses getirdi. Geçtiğimiz yaz bildiğiniz kıpkırmızı klasik Coca-Cola renginin yerine işte yeşiller, çok canlı, turkuaz, farklı renkler geldi. Bunu gördük. Geçen sene Türkiye'deki 50. yılıydı Coca-Cola'nın. Ve hatırlarsanız ilk girdiği zamanlar özellikle baby boomerlar ve bizler hatırlarız. hep Coca-Cola değil Coca-Cola ve ona atfen aslında işte gerçekten 100 yıllık Coca-Cola oldu sizin için Coca-Cola. Şimdi bunlar da tabii ki hani pazarlama ile ilgili iletişim var ama aslında hepsinin arkasında işte bu hayatta değişen, tüketici olarak bizlerde değişen, dolayısıyla çalışan olarak da daha sonra insan kaynaklarını da etkileyen aslında o değişimler ve bunlara verilen cevaplar var. Günün sonunda ne yapmaya çalışıyoruz? Karşılıklı olarak hani burada da benzer konuşmalarda da hep anlamak, anlaşılmak ve bir şekilde bir bağlantıda kalabilmek çok önemli. Başka türlü zaten ne toplum, ne herhangi bir örgüt, tabii ki şirket de yoluna devam edemiyor. Dolayısıyla aslında buradaki mesaj ne? Aslında yine farklı özelliklerini konuştuğumuz Y jenerasyonu diyelim, Z jenerasyonu diyelim. Aslında kişisel deneyim, bir paylaşma imkanı ve aslında şaşırtan sürprizler. Ben onu çok seviyorum. Şaşırtan sürprizler ki hayatı çok daha aslında güzel bir deneyime çevirmeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında buradaki örnekler biraz insan kaynakları uygulamaları veya genel olarak aslında kuşakları anlamak, anlaşılmak ve o bağlantıyı kurmak için çok çok önemli. Ben tabii vaktimiz de çok fazla değil, onun için genel sunum tadında değil. Ana mesajı baştan paylaşmak istiyorum. İnsan kaynakları dünyasına dönersek aslında insan kaynakları olarak neye katkıda bulunmaya çalışıyoruz? Şirketin iklimine, kültürüne. Daha yine bu değişimi gerçekleştirecek iklimler ve kültürler yaratmaya çalışıyoruz. Sistemler, uygulamalar, iletişim, her şey aslında bunlar için. Günün sonunda aslında şu karşılaştığımız değişimi daha sağlıklı geçirebilmek ve ilerleyebilmek için de
farklılık çok önemli. O farklılığı kabul etmek çok önemli. Dolayısıyla aslında kültürlerimizin veya yaklaşımımızın aslında o farklılıkları kabul eder ve hatta onu nasıl kullanır noktasında ilerlemesine bağlıyorum. Dolayısıyla aslında bizim bütün yapmaya çalıştığımız veya bütün mesajlarımız aslında o bu farklılıkları kucaklamak. Başta Evrim de dedi. Bunu ülke perspektifinde de bakıyorsunuz ama aslında hiçbir tanesi tesadüf değil. Yani bazı belki makro trendler var. Bize bunları öğretmeye çalışıyor ve bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ne kadar hızlı kabul edersek aslında o kadar daha mutlu, daha anlamlı hayat kesitlerine gidebiliyoruz. Bu şirketlerde de böyle. Baktığınızda işte okuyoruz. Ne diyor? Y jenerasyonu özelliği diye koysak ilk önce hemen akla gelen teknoloji dostu, heyecanlı, yenilikçi, hızlı, hemen arkasına başlıyor şimdi. Sabırsız, tatminsiz, tam ne istediğini bilmeyen gibi noktalar. Şimdi bunu söyleyen kim aslında? Bunu söyleyen kuşağın kendisi veya kişinin kendisi değil. Bu tamamen diyelim ki bizim kuşağımızın gördüğü resim. Dolayısıyla burada da algı ve gerçeklik noktasına geliyoruz. Hangisi algı, hangisi gerçeklik? Onu da herhalde konuşuruz. Ama buradan şuna geleceğim. Aslında önemli olan bu farklılığı kabul etmek, farklılıkları kabul etmek. Bunlar daha sonrasında da olacak. Yani işte ta milattan öncelerden başlayan bir hikayenin içindeyiz. Dolayısıyla buradan aslında biz ne öğreniyoruz veya nasıl bir kültür evriltebiliyoruz? Somut bir örnek olarak mesela Coca-Cola'dan şunu paylaşmak isterim. Aslında Y jenerasyonunun gerçekten ki bizde de %55'lere varan bir çalışan nüfusumuz. En pozitif ve en gerçekten farklı tarafı ne desem herhalde yenilikçilik ve teknoloji ve sorgulayan tarafı olduğu konusunda birleşiriz. Diğer hiç şeylere girmeyeyim. X tarafından algılanan sabırsızlık, tatminsizlik ve saygısızlık noktalarına girmeyeyim. Bizim 2 sene önce başlattığımız bir CCI diye Coca-Cola içeceğin aslında yenilikçi fikirlerini topladığımız bir platform var. Şimdi bu pek çok şirkette var. Buradaki önemli nokta şu diye düşünüyorum. Aslında o gelen fikirleri kimler karşılıyor ve kimler ele alıyor? Bizim burada farklı veya iyi aslında deneyimlediğimiz taraf şu. O fikirleri alan kişiler aslında Y jenerasyonundan arkadaşlar. Yani yöneticiler değil, yöneticilere gitmiyor. İlk önce kategori uzmanı dediğimiz genç arkadaşlara geliyor. Neden? Çünkü onlar gerçekten yenilikleri açıklar. Gerçekten bilgi siloları çok yüksekte değil ve farklı bir uygulama varsa gerçekten filtrelemeden aslında organizasyon içinde ilerletebildikleri için. Bu şunun örneği benim açımdan artılarını ve o farklılığın aslında zenginliğini kullanmak için çok iyi bir uygulama ve bu devam edebiliyor. Bir başka önemli özellik şu diye düşünüyorum. Tabi bu değişimi kim aslında karşılamak ve yönetmek zorunda? Öncelikle sorumluluk yöneticilerin. Dolayısıyla aslında liderlik gelişiminde de baktığınızda bu anlama ve bununla ilgili konular çok çok kritik. Yine liderlik gelişim programlarında aslında benzer başlıklarda uygulamalar veya desteklerle yöneticilerimizi farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Yine çok somut bir gözlemim şu. Feedback konusu son yıllardan çok duyuyorsunuzdur veya şirket içinde çok çıkıyor. Bu belki eskiden de yine vardı ama biz eski kuşak olarak bunu bu kadar dile getiremiyorduk, bu kadar talepkar olamıyorduk. Şu anda bu bir yeni neslin veya yeni Y jenerasyonun getirdiği çok önemli bir talep ve artı. Ve bu sefer ne yapıyoruz? Aslında feedback konusu çok gündemin üst taraflarına geliyor. Yine liderlik gelişim programlarında feedback ile ilgili farkındalık, metotlar vesaire gündeme giriyor. Neden? İşte bu değişime karşı aslında şirket olarak veya liderler olarak, yöneticiler olarak bir şeyleri bir tepki veya bir geri dönüş verebilmemiz açısından son derece önemli diye görüyoruz. Şu an isterseniz bu kadarını tamam. Paylaşayım. Yani açıkçası 3 arkadaşımdan da duyduğum tersine mentorluk, liderlik gelişim programları ve iletişim, yeni yaratıcı fikirlerin dahil edilmesi. Yani aslında herkesin var olan sistemin içine entegre edilip fikrinin alınıp öyle bir yaşam ortamı yaratıyoruz gibi algılıyorum. Doğru evet. Değil mi? Genellikle öyle. Şimdi aslında buradan ileriye gittiğimiz zaman bu jenerasyon yani kuşak tartışmasının bize şunu net getirdiğini görüyoruz. Ben 2000 yılında Evrim Hanım'la ilk defa eğitim aldığımda kendimde bir X'e oturtamadığım bir şey çıktı.
Ve o zaman fark ettik ki jenerasyon dediğimiz, kuşak dediğimiz şey, Evrim Hanım kendisi söylemişti bana, içinde yaşadığınız aile, kültür, toplum, yere göre kaymalar da gerçekleştirebiliyor. Yani ben de kayma olduğunu tespit ettik doğal olarak, normal değilmişim. Ama o neyi getirdi? Aslında farkındalığınızı arttırıyor. Dolayısıyla birbirimizi tanıyıp o sabah Evrim Hanım'ın bahsettiği kuleleri daha kolay yıkmanızı ve farkındalıkların değerini ortaya çıkarmamızı da yardımcı oluyor. Burada da yapılanlar onlar diye algılıyorum. Peki Y jenerasyonuna özellikle söylenen ama bence her jenerasyonda var ama onlar daha çok öne çıkardığı için onlara atfedilen, hani sadık değiller. Zaman zaman mülakatlara bile geleceğim diyorlar, gelmiyorlar gibi şeyler var. Sadakat konusunda acaba neler yapıyoruz? Dijital dünyada ne yapıyoruz mesela? Dijital dünyada ne yapıyoruz? Bence yine iyi anlamak gerekiyor bu kuşaklar karmasını. Çünkü aslında hep Y kuşağından bahsediyoruz. Y kuşağı hayatımıza girdi, iş dünyasında bir takım dinamikler vardı ama bu dijitalleşmek de çok önemli. Artık birçok firmaya baktığınızda, lokal firmalar olsun, uluslararası firmalar olsun, bir takım merkezi sistemlerde uygulamalarını standartlaştırmaya çalışıyorlar. Bizim shared services dediğimiz yapılara geçiyorlar. Bu standartlaştırma da aslında şu tartışmayı beraberinde getiriyor. Artık bir takım işler ortadan kalkacak mı? Hatta son günlerde ben bir insan kaynaklarcıyım. Fazlasıyla kendimi şöyle bir tartışmanın ortasında buluyorum. İnsan kaynaklarının artık rolü kalmayacak mı? Senin rolün önümüzdeki dönem olmayacak mı? Tam da istediğim gibi bir makaleye denk geldim birkaç gün önce. Özellikle şirketteki diğer arkadaşlarla da paylaşmayı planlıyorum. Daha fırsat bulamadım. Şunu tartışıyordum, söylüyordu makale. Dijitalleşmeyle birlikte insana dokunuş, ki Alper Bey de biraz aslında insana dokunuştan bahsetti bir miktar. İnsana dokunuş kalkıyor mu? Ya da bir takım roller ortadan kalkıyor mu? Şöyle güzel bir şey vardı. Evet, dijitalleşme güzel, standartlaşma güzel, bir takım şeylerin makinelerle yapılması güzel. Çünkü makine gibi çalışan insanlar yerine o işleri makinelerin yaptığı ve insanların daha yaratıcı olduğu bir dünyanın özlemi içindeyiz. Dolayısıyla evet, bir takım görevler ortadan kalkmakla beraber bir takım görevler de yeniden hayata geçecek. Böyle bir gerçeklik var dijitalliğin getirdiği. İnsan beyni şuna programlanmış durumda. Biz bir takım verileri alıyoruz, analiz ediyoruz ve bir takım çıktılar üretiyoruz. Yaratıcılık üzerine programlanmış durumda. İnsan beyni mobil, insan beyni sosyal ve insan beyni dediğim gibi sürekli yaratmak istiyor. Biz endüstri devrimine baktığımızda biz insanı fabrikaların içine çektik aslında. Gelin fabrikalarda çalışın dedik, fazla düşünmeyin dedik, sizin adınıza kararlar alınmış durumda, görev tanımlarınız bu ve bu görev tanımlarının içinde kalın dedik. Sosyalleşmeyin fazla dedik, dışarıya çıkmayın, birbirinizle konuşmayın, olabildiğince verimli olun dedik ve bu da otomatik olarak iş ve özel hayat dengesi gibi bir kavram getirdi gündemimize. Şimdi daha fazla yaratıcılıktan bahsediyoruz çünkü evet, globalleşme diyoruz, dijitalleşme, bir takım işlerin standartlaşması ya da daha çabuk yapılır hale gelmesi. Kuşaklar karmasının hayatımıza getirdiği bu yenilikler. Peki günümüz dünyası ne diyor? Aslında günümüz dünyası insana dönüşü söylüyor. Yani biz artık yaratıcılıktan bahsediyoruz. Neden kuşaklar karmasını bir arada çalıştırmak istiyoruz? Çünkü hepimiz sıkıldık bir miktar bu ortamdan. X olsun, Y olsun, Baby Boomer olsun, biraz daha yenilik istiyoruz, biraz daha öğrenmek istiyoruz. Belki Y kuşağı bunu biraz hızlandırdı. X'lerin yetiştirdiği ya da Baby Boomer'ların yetiştirdiği Y kuşağı. Bu nedenle daha keyifli, firmalar için daha yaratıcı, geleceğe de daha umutla bakılacak bir ortam haline geldi. Nasıl faydalanabiliriz bu karmadan diye baktığımızda da biz SAP'de, aslında Ayşegül de bahsetti, sabah da Denizbank'ta da yapılıyormuş. Tasarım odaklı düşünce tekniğini çok seviyoruz biz. Çok basit bir metottur aslında ve birçok problemimizi de bununla çözüyoruz. Kimi zaman geliyoruz, bir müşterimizin aslında işle ilgili bir sorununu yine özellikle Y kuşağının katılımıyla ve bu yaratıcılıkla çözüyoruz. Yeri geliyor, çalışanların şirkete bağlılığını nasıl arttırırız diyoruz. Ya da yeri geliyor, tamamen kendi iç süreçlerimizle ilgili bir takım şeyleri tartışıyoruz. Bu bağlılık noktasında da kuşakların ihtiyaçlarını iyi anlamak gerekiyor. Şunu fark ettik özellikle bu senenin başında, biz uzun süredir, son birkaç yıldır özellikle yatırımlarımızı Y kuşağına yönelik yapıyoruz. Y kuşağı çalışma hayatına girdi, onları daha fazla nasıl motive edebiliriz, daha fazla nasıl bağlayabiliriz? Ama bu arada ihmal ettiğimiz bir tane de X kuşağı var.
O yüzden bu sene biraz yatırımlarımızı X kuşağına yönelik de çevirmeye başladık. Onların da önümüzdeki dönemdeki kariyer planlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik, belki şirketteki bu değişimi daha iyi yönetmelerine yönelik programlar geliştiriyoruz. Y kuşağının önemli bir ihtiyacı geri bildirim. Çünkü şöyle bir yanlış algı da vardı. Y kuşağı çok ukala. Her şeyi kendilerinin bildiklerini sanıyorlar. Belki biliyorlar da. Çünkü bizim erişimimizden çok daha fazla erişimleri var onların. Sosyal medya olsun, internet olsun. Çok hızlı öğreniyorlar aslında. Bizim standart yaptığımız eğitim programları artık çok da önemli bir hal almadı. Ama onlar bir taraftan da X kuşağından bizlerden öğrenmeye çok açıklar. Mentorluğun bu anlamda önemi çok yüksek. Yani tersine mentorluk evet ama tersine mentorluğa gelmeden önce iş hayatında daha tecrübeli kişilerin gerçekten profesyonel duruş nedir, lokal pazarda çalışmak nedir, uluslararası pazarda çalışmak nedir, bir iş bakış açısını yeni kuşağa ve aramıza katılan yeni arkadaşlarımıza aktarması gerekiyor. Tersine mentorluk hangi noktada işe yarıyor? Artık bu bütün değişen dünya dinamiklerinde yeni liderlikten bahsediyorsak da Y kuşağının da aslında iş yerinde nasıl ben motive olurum, çalışan bağlılığını nasıl arttırırım, sen beni yönetirken sevgili yöneticim nelere dikkat etmelisin konusunda bizlere anlatacağı çok şeyler var. Benim kendimin de bir mentoru var. Hatta sonbaharda bir People Make the Brand konferansı var Evrim'in düzenlediği. Orada benim bir konuşmam olmuştu. Ben o konuşmaya mentorumla hazırlandım. Yani bir Y kuşağı bakış açısında dinlemek, öğrenmek istedim. Çok katkısı oldu bana. Bunun dışında kafalarının karışık olduğu da doğru. Biz özellikle yeni mezun arkadaşları şirkette ilk başlattığımızda, bunu söyleyeyim orada da keseyim, bir rotasyon programına da tabi tutuyoruz oryantasyon dışında. Çünkü bu insan doğası, bilemeyebilirler. Hepimizin kafası karışık ve maalesef Türkiye'de her zaman mezun olduğunuz bölümle ilgili çalışma imkanınız da olmuyor. Dolayısıyla bir oryantasyondan geçtikten ve kendi görevlerini belirli bir süre geçirdikten sonra kimi zaman birkaç günden, kimi zaman birkaç haftaya kadar uzayan bir rotasyon imkanı tanıyoruz. Bu hem kendilerini daha iyi tanımalarını sağlıyor, hem şirketin aslında iş yapış şeklini daha iyi anlıyorlar, hem de genel olarak hangi farklı alanlar var, pazarlaması var, finansı var, satışı var, satın alması var, gelişimi var, insan kaynakları var. Bütün bunların hepsiyle ilgili bilgi sahibi olma imkanı buluyorlar. Doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesi gerçekten çok önemli. Bu arada kendileri için yanlış bir karar aldılarsa, şirketin de açık pozisyonlarının el verdiği sürece biz bu arkadaşları şirket içinde onlar için daha doğru olan pozisyonlara bir rotasyonla getirmeye de çalışıyoruz. Peki, teşekkürler. Ayşegül Hanım, peki Anadolu Efes'te bağlılık için neler yapılıyor? İki jenerasyon, üç jenerasyon, hatta dört var dediniz. Dört var, evet. Dördüncü jenerasyonumuzla çok direkt iletişim sağlayamasak bile beraber geçirdiğimiz ortamlarımız oluyor. Şimdi köklü bir yapı olunca belli çok kalıplaşmış ve sizin için çok olmazsa olmaz değerlerimiz var. Bu değerler çok zedelenmeden ileriki jenerasyonlara taşınması gerekiyor. O yüzden de her zaman Hande'nin de bahsettiği gibi o kurumsal hafıza, bu deneyim paylaşımı, hikayeler insanların aklına daha fazla kalıyor. Ve daha kolay taşınıyor jenerasyondan jenerasyona. Dolayısıyla bu hikayeleri biz aslında kayıt altına almaya çalışıyoruz şu anda. Bizim için önemli olan, gelecek nesillere de taşımamız gereken hikayeleri videolar halinde kayıt altına alıyoruz. Kendi belgesellerimizi yaratıyoruz. Ama bu belgeseller işte geçmiş şöyleydi, ah ne güzel günlerdi'den öteye. Geçmiş böyleydi, bunlar bizim için değerli. Bunları sizlerle daha güzel bir geleceğe taşıyacağız diyerek için içine çekmeye çalışıyoruz yine. Bağlılık tarafında malum çalışan bağlılığı bizim şirketimizde de grubumuzda da yapılıyor anketler. Bu anketlere daha farklı bir gözle bakmaya başladık. Sadece datayı alıp ya böyle çıkmış işte neden çıkmış düşük çıkmış deyip sorgulamak yerine Y kuşağından bir grup arkadaşımıza dedik ki arkadaşlar bize destek olun. Bakıyoruz datalara işte 4 sene içerisinde bir takım konular hiç değişmemiş. Aynı ajandada duruyor. Biz bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Bize destek olun. Niye değişmiyor? Ve biz tamamen onlara itimat ettik ve projeyi onlara bıraktık. Dedik ki data sizin, zaman sizin. Lütfen hani araştırın, gelin ve bize neler olduğunu anlatın. Ve burada bir kere daha ne kadar hani Y kuşağının bizim için kıymetli olduğunu bir kere daha gördük. Bir korku olmadan, bir endişe olmadan bütün tespitlerini açık ve şeffaf bir şekilde yönetim
kurulumuza çok net bir şekilde söylediler. Bunları yapıyoruz, bunları yapmıyoruz. Böyle bir dünya olması lazım ki mutlu olalım, bağlı olalım diye. Buradan aksiyon alınır alınmaz bundan sonraki kısmında, ama genelde konuştuğumuzda itimat etmiş olmak, onlara güvenmiş olmak onları bağlamış durumda şu anda. Ve hani çok yakında takipçileriler. Yani ne oluyor, nasıl gidiyor, nasıl yapacağız, adım atacak mısınız diye bu sefer onlar talep eder haldeler ve farklı fikirleri, farklı uygulamaları da bulup getiriyorlar. Daha şimdi buradayken dün Türkiye'nin teknoloji zirvesi varmış. Oradan yapılabilecek güzel uygulamaları arkadaşlar mail atıyorlar bana. Ya Ayşegül, bizim de şöyle uygulamalarımız olsun, böyle uygulamalar yapalım diye. Yani aradaki iletişim bariyerlerini kaldırdığınız zaman daha kolay fikir paylaşabilir ve kendilerini daha yönetimin içinde hissettikleri zaman daha bağlı oluyorlar. Aslında çok net ne istediklerini biliyorlar. Ben hani kararsız veya sabırsız olduklarını çok düşünmüyorum. Çok netler. Bir rekabet ortamında büyüyorlar. İşte lise sınavları, üniversite sınavları, sürekli birileriyle rekabet içerisindeler ve bu rekabet ortamında, iş ortamında da istiyorlar aslında. Çünkü böyle büyümüş bu nesil. Bu rekabet ortamını yaratıp onlara itimat edip güven ortamını sağladığınız noktada ve onları dinlediğiniz sürece bağlılığı yaratıyorsunuz. Biz en azından tespitlerimiz kurum içerisinde böyle. Çok teşekkürler. Alper Bey, bağlılık Coca-Cola'da yüksek diye biliyorum. Bir de güzel bir marka, işveren markası çalışmanız var diye biliyorum. Biraz bağlılıkla beraber işveren markası çalışmalarınızdan da bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Ona geçmeden isterseniz biraz yine demin konuşuyorduk hani anlamak üzerine. Şimdi hep varsayımlar veya algılar üzerinden de konuşuyoruz. Arada geçti, bilmiyorum merak ettiniz mi? Universum diye bir araştırma Evrim de başta söyledi. İşte sizler de katılmışsınız, özellikle öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Ve şirketler aslında o raporları alıyorlar. Niye alıyorlar? Sizleri anlamak, sizlerin düşüncesini daha iyi fark edebilmek için. O da zaten bağlılık açısından da önemli bir girdi teşkil ediyor. Çünkü yine değişeceğiz ya, hani amacımız evet değişmek, bir takım bir şekilde adapte edebilmek kendimizi, ama nereye doğru gideceğiz? Dolayısıyla hani sizlerin aslında geri bildirimleri, sizlerin düşünceleri veya sizler için anlamlı olan şeyler bize ışık tutuyor. Ben burada bir onunla ilgili bir kesit paylaşmak istedim. Hani test edelim. Gerçekten bu sizin için de öyle mi? Aslında baktığınızda şöyle, yine kampüs konuşmalarında benim en çok sevdiğim taraf, belki şimdi çok interaktif yapamayız ama aralarda da lütfen gelin konuşalım. Mesela işte hep mülakatlarda anlatılır ya, ben gireceğim, 6 ay sonra, 1 yıl sonra CEO olacağım gibi efsaneler veya talepler. Şimdi mesela bir üniversitedeyken bir arkadaş dedi ki, bizim kastettiğimiz sizin CEO değil, Mark Zuckerberg anlamındaki CEO dedi. Yani sonuçta mesela yine Universum anketinde de vardı. Türkiye %18'de en fazla girişimci genci olan dünyada ülke çıktı. Yani çok ciddi bir aslında girişimcilik, çok ciddi bir kendi işini yapma. Onların tabii size söylediği değerler çok daha farklı. Dolayısıyla böyle bir geri bildirim de var. Biz aslında sadece şirketler olarak kendi içimizde veya diğer şirketlerle yetenek alma açısından kapışmıyoruz. Aslında gençlerin kendi işte bu girişimcilik hikayeleriyle de kapışıyoruz. Dolayısıyla oradaki anlam bulma veya işte bağlam diye geçiyor. Aslında sadakat terimi de biraz değişiyor sanki. Yine konuştuğumuz zaman biz belki kuşak olarak daha şirkete sadık bir kuşaktık. Ama şimdiki sadakat, yine sadakat duygusu var ama değerlere, anlama ve o deneyime belki de sadakat. Dolayısıyla sadakat yine ortada fakat içeriği değişmiş durumda. Dolayısıyla bizim de onu iyi anlamamız gerekiyor ki ona göre bir şeyleri değiştirelim. Burada çok ön plana çıkan, hiç yastırmayacağımız şey şudur. Bir gelişim ve gelişimde de özellikle deneyim kazanma sesi var. Bir de gerçekten kariyer. Kariyerde de çok yine konuşulan, hem diğer kuşaklar için ama yine Y kuşağıyla çok ön plana çıkan, demin verdiğim örnekteki feedback, geri bildirimde olduğu gibi. Çok şu anda hani insan kaynakları dünyasında hani çevirseniz, bizim şu anda bile herhalde üçümüzün de çok ortak noktası ya, kariyer gelişimiyle ilgili ne yapıyoruz, liderlik gelişimiyle ilgili ne yapıyoruzdur. Bununla yatıp kalkıyoruz.
Dolayısıyla bu nereden geliyor? Aslında sizin sesinizden geliyor veya sizin söylediklerinizden geliyor. Şirketler de buna göre farklılaşmaya çalışıyorlar. Ben yine vakitte kısıtlı olduğu için salondaki insan kaynakları meslektaşı arkadaşlarımla da paylaşmak açısından genelde de Coca-Cola içecekte kariyer yönetimi deyince biz ne anlıyoruz veya buradan nereye doğru gidiyoruz onu çok kısa paylaşayım. Aslında 3 tane soru belki hepimiz için geçerli. Ben kimim, ne yapmak istiyorum ve oraya nasıl giderim? Kariyer yönetimini aslında kişi ve kişinin algısına döktüğümüz zaman aslında bu 3 soruyla içi yanıyor, içimiz yanıyor. Dolayısıyla hani bu 3 soruya nasıl destek olabiliyoruz ve bunlarla ilgili hem yöneticiler çalışanlara hem sistem veya İK çalışanlara bir takım destekler veriyor. Burada çok detayına girmeyeyim. Gerçekten o 3 soruyla ilgili altyapı, bir takım testler, bir takım feedbackler, bir takım yapısal görüşmelerle bunu desteklemeye çalışıyoruz. Bütün gelişim faaliyetleri de aslında bunu desteklemeye yönelik. Ama biliyoruz ki artık hani sınıf içi eğitim veya uzaktan eğitim vesaire onların etkisi belli bir yere kadar asıl deneyim ve ortalama işte 1,5 yıl, 2 yıllık yani ben eskiden CV'ler hatırlıyorum bir pozisyon işte 5-6 sene aynı pozisyon. Şimdi CV'ler geliyor 1 yılda başka bir pozisyon. İlla bu anlamda da dikey terfiden bahsetmiyorum. Farklı deneyimlere gitmek. Bu çok önemli. Bu da bence çok farklı bir durum. İlla bir promosyon alıp da yukarıya doğru hızlı gitmek açısından değil ama farklı deneyimleri alabiliyorum diye çok sorguluyor. Dolayısıyla sadece dikey terfi değil ama yatay rotasyon değil bunun adına farklı görevlendirmeler bunlar da bizim için kariyer gelişiminde çok önem vermeye çalıştığımız konular. Ha, somut söyleyecek olursak da aslında Coca-Cola içecek 2500 çalışanı olan bir şirket. 17 lokasyonu var, 9'u fabrika. Bu 2500 çalışan içinde aslında bunlar gördükleriniz geçen senenin rakamları. Yaklaşık 528 arkadaşımız aslında bu rotasyonu dikey ya da yatay geçebilmiş. Bu bizim gurur duyduğumuz ve biraz EVP'den de bu seferki zamanımı kullandım ama son turda bahsedeyim. Aslında hareket demekle ne kastediyoruz onunla bağlayacağım ama gerçekten yine Y kuşağının çok hoşuna giden o dinamizm, farklı deneyimleri elde etme, bununla ilgili yaptığımız çalışmalara o universum araştırması ve dolayısıyla sizlerin sesi çok yön veriyor diyebilirim. Bence siz de devam edelim hiç kesmeden EVP ile çünkü EVP aslında içeride önerdiğiniz şey dışarıda nasıl algılanıyor, dışarıda gördükleri içerisiyle tutuyor muyu birazcık da gösteriyor. Bu sefer sırayı tersten tamam. Alalım, sizi yoralım. Pozitif ayrımcılık diye mi algılıyor? Evet, öyle yapalım. Peki, şimdi aslında EVP de yine gündemde Employee Value Proposition veya işveren algısı, işveren marka önermesi. Bizim bu çalışmaya gitmemizin ana sebebi şuydu, kültür. Aslında yine kültüre bağlayayım. Önemli olan o iklimde ne yarattığımız. Coca-Cola içecek sadece Türkiye'de değil, bu arada 10 ülkede, bölgede 10 ülkede faaliyette bulunan bir şirket. Ve oradaki soru aslında şu, ne kadar ortak değerlerimiz var, ne kadar farklı değerlerimiz var. Şimdi biz sadece Türkiye içinde kuşakları konuşuyoruz, bir de buna coğrafi boyutu ekleyin ki ülkeler Orta Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Pakistan. Oradaki çalışmada aslında şunu gördük. Belki Evrim de kendi şeyini de paylaşır çünkü onun için de çok güzel bir deneyim oldu. Pakistan'a gitti, Karachi'ye gitti. Bu gördüğünüz güzel bayan Pakistan Karachi'de workshoplar, fokus gruplar yaptı. Şimdi ortak nokta mı yoksa farklılık mı var diye sormuştuk ve bizi şu şaşırttı. Gerçekten ortak nokta çok fazla var. Yani jenerasyon dediğimiz konunun aslında buna internet etkisi diyebilirsiniz, demokratikleşme etkisi diyebilirsiniz, kendi işimizdeki etkileşimler diyebilirsiniz. Çok benzer hayaller, çok benzer motivasyonlar var. Tabii ki realiteler çok farklı ama insanların içinde atfettikleri değerler vesaire çok ortak çıktı. Dolayısıyla bizim için EVP çalışmamızın nedeni ortak bir noktaya gidebilir miyiz diyeydi. Bu sunumun sağ alt köşesinde görüyorsunuz aslında People in Action aslında bizim işveren önermemiz. Action'da biraz önce dediğim gibi işte hareket. Yani bizim ruhumuz, bizim tutkumuz, bizim bütün hikayemiz aslında harekettir. Belki işte Coca-Cola deyince markadan dolayı farklı şeyler öncelikli olarak akla geliyor olabilir ama yaptığımız iş günün sonunda o şişeyi
bu ürünü, bu tadı, bu deneyimi sizlerle buluşturmak, onun arkasında inanılmaz bir hareket, inanılmaz bir devinim var. Dolayısıyla onu aslında yansıtmak bizim için anlamlı. Bir de bunu nerede kullanıyoruz? Bu sizin işinize nerede yarayacak veya insan kaynakları gözüyle baktığınızda nerede yarayacak? Birincisi şu, gerçekten dijital medya olmazsa olmaz hani iletişim açısından. Bu bizim şirketimizin Facebook sayfası ve bunu yöneten arkadaşlar da zaten jenerasyon Y jenerasyonundan arkadaşlar. İşte bugün burada olduğumu biliyorlar, direkt koymuşlar. Dolayısıyla hani aktif olarak Facebook'ta oluyor olmak ve bu hareketi aslında oraya taşımak yine çok anlamlı bir öğrenim oldu diyebilirim. Bunların hepsi EVP çalışmasından sonra aslında öğrendiğimiz konular. Bir diğeri mesela burada ilginizi çekebilecek diye koydum. Aslında staj deneyimini hani yıllardır işte kanuni zorunlulukla veya sosyal sorumlulukla da eşleşerek giden staj deneyimini aslında EVP gözüyle baktığımız zaman farklı bir noktaya çevirip böyle iletişimini kurmak ki kampüslere gittiğimizde bu deneyimi anlatmaya çalışıyoruz. Benim özellikle burada bahsedeceğim bir de yeni bir uygulamamız var. Bunu da davet ediyorum İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri. İsterseniz bir iki hafta içinde canlıda çıkacak Facebook'ta. Bu sene yeni bir yarışma düzenliyoruz. O sene konuşmaların başında da işte yarışma, takımdaşlık ruhu yine sizden öğrendiğimiz, sizin istediğiniz deneyime uygun tasarlamaya çalıştığımız aslında bir uygulama. Ve yine hareket var. Sahada hareket var. Bu sefer aslında sizleri bizim piyasaya, rootlara, sahaya, satış deneyimine davet eden bir program tasarladık. Ve bunun sonunda da güzel ödüller, birinci takım tatil fırsatı, staj imkanı, ikinci takım VIP derbi maçı seyretme imkanı, üçüncü takım da değişik kariyer gelişim eğitimlerine katılma imkanı buluyor olacak. Bunu hem paylaşmak açısından hem de gerçekten aslında bu konuştuğumuz işte Universum anketi olsun, bilgileri olsun veya şirketlerin yaptığı bir takım işte çalışmalar olsun aslında somut neye dönüyor ve biz bunu nasıl hayata geçirmeye çalışıyoruz? Günün sonunda o baştan dediğim noktayla bitireyim. Aslında bir connection, yani bir bağlantı, o bağlantının devam ediyor olması, kuşaklar da değişse, beklentiler de değişse, coğrafya da değişse aslında hep o paylaşımı yakalamaya çalışıyoruz. Benim insan kaynakları mottosu olarak